Herkese merhaba. BGM Matematik Okuluna hoş geldiniz sevgili gençler. Bugün LGS Matematik serimizde olasılık konusunu işleyeceğiz. Hem konu anlatımı yapacağım, hem örnekler çözeceğim, hem de size sorularım olacak. Evet, şimdi kalemleri, kağıtları hazırlıyoruz ve başlıyoruz. Evet, olasılık diğer konulara göre kolay bir konu sevgili gençler. Tabii şöyle öncelikle başlamadan önce bu video serimizdeki diğer dersleri kaçırmak istemiyorsanız aşağıdan abone ol butonuna basabilir, bildirim butonunu aktif edebilir ve kanala destek olmak için beğeni atabilirsiniz. Tabii takıldığınız konular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Hemen ilk olarak olasılığın kavramlarıyla başlayalım. Çok karşınıza çıkmayacak ama cümlelerde ne anlama geldiklerini anlamanız açısından önemli. Deney diye geçen olay, yapılan iştir. Mesela zar atıyorsa ya da bir şey seçiyorsa o yaptığımız işe deney diyoruz. Çıktı, buradan çıkabilecek her bir sonucun adına çıktı diyoruz. Olası durum ise bu çıktıların tamamına, yani gelebilecek bütün ihtimallere olası durum diyoruz. Olay ise bir olasılıkta size bir soru soracaktır. Orada istenen duruma da olay dönüyor. Mesela örneklere bakalım. Aynı özelliklere sahip 5 kırmızı, 7 mavi, 4 sarı bilyenin bulunduğu bir torbadan rastgele bir bilye çekiliyor. Bu olaya ait olası durum sayısı. Olası duruma ne demiştik? Tüm sonuçlar. Ne gelebilir? 5 kırmızı artı 7 mavi artı 4 sarı gelebilir. Toplarsak 12, 4 daha. Olası durum sayımız 16 diyoruz. Yani bütün ihtimallerimiz 16. Buna da olası durum diyoruz. Evet ikinci örneği istersen durdurup sen çözebilirsin ya da beni dinleyebilirsin. Bu ikinci örneğimizde birinci örnekten farklı olarak bakın birinci de bir bilye çekmiştik fakat burada iki zar var. İki zarar olduğu için ihtimalleri tek tek yazabilirsin. Bak biri bir gelir diğeri de bir gelir. Biri iki gelir. Biri üç gelir nokta nokta böyle tek tek yazarak bulabilirsin. Bu birinci ihtimal. Tabii biz bu tarz soruları böyle çözmeyeceğiz. Eğer olası durum bulacaksan ve iki seçenek varsa birinci zarda kaç yüzey var? Altı çarpı ikinci de kaç yüzey var? 6. 6 Alt kere 6. 36 olası durum var diyoruz. Anlaştık. Eğer iki farklı seçenek varsa ve bunları eşleştireceksen birbiriyle çarpman yeterli. Evet ikinci olarak olasılık hesaplamaya geldik. Olasılık kesir değeri şeklinde hesaplanıyor ve değeri 0 ile 1 arasında oluyor. Eğer 0 değerini olursa imkansız olay diyoruz ya imkansız olasılık. 1 olursa kesin olasılık diyoruz ya da kesin olay diyoruz. Peki olasılık nasıl hesaplanıyor? İstenen değeri yani şuradaki olay var diye onu olası duruma yani tüm ihtimalleri bölüyorsun. İstenen bölü hepsi. Kısaca istenen bölü hepsi yapıyoruz. Hemen örneklerimize bakalım. Bir torbada aynı özelliklerde 10 mavi, 6 sarı top vardır. Bu torbadan rastgele çekilen bir topun sarı olma olasılığı. İki olasılığı tek tek hesaplayalım. Sarı diyorum. Neydi kural? İstenen bölü hepsi. Sarılarımız 6 adet. Tamamı 10 artı 6'dan 16 adet cevap 6 bölü 16 olarak bulunuyor. Tabi şıklarda sadeleştirmen gerekecek. Her ikisini 2'ye böl. 3 bölü 8 olarak çıkıyor. Aynı şekilde mavi de hesaplarsak mavi eşittir. istenen bölü hepsi 10 bölü 16. Buradan da sadeleştirirsek 5 bölü 8 olur. Bu arada bütün olasılığın durumların toplamı 1'e eşit oluyor. Mesela 3 bölü 8 ile 5 bölü 8'i topla 8 bölü 8 yani 1 olmak zorundadır. İkinci örnek, 24 kişilik bir sınıftan rastgele çekilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı 1 bölü 3 olduğuna göre sınıftaki kız öğrenci sayısı. Bak sınıf 24 kişi hemen olasılığı yazıyorsun. Erkek olma olasılığı. Erkek eşittir. Neymiş olasılığınız? 1 bölü 3. Peki hesap yaparsak, gerçek değer üzerinden hesaplarsak erkekleri bilmediği için x diyorum. Tüm ihtimalimiz kaç? 24 kişi olduğu için 24. Bu denklemi çözüyorsun. 1 bölü 3 eşittir. x bölü 24. Çapraz çarpabilirsin. 3x eşittir 24 yapar. 3'e böl 8 buluruz. Erkeklerin sayısı 8 ise kızlar artık çok basit. 24'ten 8 çıkar 16 kız vardır diyoruz. Bu sorunun cevabı aşık. Evet mevzuyu anladın. Sana olasılık verdi ve bir değeri vermediğinde bunları verilen değer eşittir. istenen değeri yapıp bir denklem oluşturuyorsun. Sonra denklemi çözdüğünde cevap çıkıyor. Zaten çok zorlanacağın bir konu değildi. Şu 3 adet soru sordum sana. İstersen durdurup çözebilirsin. İstersen benden dinleyebilirsin. 5 saniye bekliyorum. Durdurup çözmeye çalış bakalım. Evet tamam başlayalım. Bir zarın havaya atılması deneyinde zarın üst yüzeyine gelen sayının 4'ten büyük olma olasılığı. Zarda hangi sayılar var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılar var. Bize 4'ten büyük. 4 dahil mi? Hayır. 4'ten büyük sayılarımız 5 ve 6. Yani istenen 2 adet tamamı 6 adettir. Sadeleştir. 1 bölü 3'tür. Cevap B şıkkı. İçinde 4 mavi, 6 sarı ve belirli bir miktarda kırmızı bilye olan bir torbadan rastgele bir bilye çekildiğinde sarı gelme olasılığı %40. Torbada kaç tane kırmızı bilye var? Bak şimdi yüzde olarak vermiş sarıyı ve sarının adedini de biliyorum. Hemen verilenle değerleri eşleştiriyorum. Neydi sarının ihtimali? %40. %40 ne demektir? 40 bölü 100. Sadeleştir. Sıfırlar gitti. 4 bölü 10. Bir daha sadeleştir. 2'ye böl. 2 bölü 5. 2 bölü 5 sarının ihtimali. Peki gerçekte sarı kaç? 6. Hemen eşitliyorum. Renk değiştirelim. Soruda verilen %42 bölü 5 demek. Değerlerden bulduğum ise 6 sarı bölü tüm ihtimali x diyorum. Buradan yine denklemi çözersek x'i yani toplam bilye sayısını buluruz. Çarpraz çarpacağım. 2x eşittir 6 kere 5 30. Buradan da 2'ye bölersen x eşittir 15 olur. Demek ki toplam 15 bilyemiz varmış toplam bilye sayısı. Çünkü istenen bölü hepsiydi. X hepsini temsil ediyor. Tamam kalanı bulalım. 4 mavi 6 sarı 10 yapar. 15'ten 10 çıkar. 5 kalır. Cevabımız 5. 5 şıkkı oluyor. Bir kümeste birkaç ördek, alt tavuk ve 3 horoz bulunmaktadır. Kümesin kapısı açıldığında ilk çıkanın tavuk olma olasılığı 3 bölü 8 olduğuna göre kümeste kaç ördek vardır? Bakın ördek sayısını bilmiyoruz. X diyebilirsiniz ya da bütüne de X diyebilirsiniz. Az önceki soruya benziyor. Soruda verilen ilk çıkanın tavuk olma olasılığını kullanarak buradaki bütün hayvan sayısını bulmamız gerekiyor. Bunun için aynı yöntem. Tavukların olasılığı 3 bölü 8'dir. Değer olarak kaç tavuk var? 6. O zaman gerçek değerde 6 bölü tüm ihtimaller X diyorum. Buradaki ördek sayısı X değil, bütün ihtimalleri X dedim. Buradan denklemi yaparsak ya da şöyle pratik olarak 3'ün 2 katını almış, 8'in 2 katını al, x eşittir 16. Toplamda kümeste 16 hayvan varmış. Şimdi 6 tavuk var. 3 de horoz var. Topla 9 tane. Toplamda 16 vardı. 9'u çıkarsa geriye ördekler kalır. 7 tane ördek vardır diyoruz. Cevabımız B olacak. Evet bitmedi. Hesaplamaları öğrendik. Olası durum nedir öğrendik. Bir de sözel sorular sorulabiliyor. Onlara bakalım. Aşağıdaki ifelerden hangisi yanlıştır diyor. Yine durdurup çözmek isteyenler kendileri durdurup çözebilirler. Ben başlıyorum. İmkansız bir olayın olasılık değeri sıfırdır. Evet ne demiştik? İmkansızsa o ihtimali yoktur. Yani sıfır bölü bütün ihtimaller sıfırdır. Bu doğru. Bir olayın olasılık değeri bir ise kesin olaydır. Evet doğru. Bir olayın olasılık değeri birden büyük olabilir. Hayır olamaz. En büyük değer nedir? Birdir ona da kesin olasılık diyorduk. C yanlıştır. De Bir olayın olma olasılığı biliniyorsa olmama olasılığı da bulunabilir. Evet mesela olma olasılığı 2 bölü 5 ise olmama olasılığı bütünden çıkaracaksınız. 5 bölü 5'ten çıkar 3 bölü 5'tir. Bu şekilde. İkinci örnek. Aşağıdaki olaylarda hangisi imkansız olaya örnek olabilir diyor. İmkansız olay neydi? Olasılık değeri 0 olandı. Haftanın günlerinin yazılı olduğu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan günün 4 harfli olma olasılığı. Dört harfli gün var mı? Evet var bakın. Salı ve Cuma. Onun için imkansız değil. Bu elendi. Rastgele seçilen bir ortaokul öğrencisinin 15 yaşından küçük olması ihtimal dahilinde 5. sınıfta olabilir. Rakamlar arasında rastgele seçilen bir rakamın iki basamaklı olma ihtimali. Rakamlar iki basamaklı olamaz. Bu imkansız olaydır. Akdeniz bölgesinin illerinin yazılı olduğu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan ilin A harfiyle başlaması hemen aklınıza Antalya gelecektir. Antalya Akdeniz bölgesinde ve A harfiyle başlıyor. Bu da imkansız değildir diyoruz. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Şimdi ekranda gördüğün bu soruyu çözüyorsun. Cevabı yorum kısmında benimle paylaşıyorsun. Bakalım konuyu anlamış mısın? Videolarımız devam edecek. Yeni videoları kaçırmamak için ekrandaki logodan kanala abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer ders videolarına ulaşabilirsin. Bir dahaki videoda görüşürüz.